Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün büyük küçük herkesin çok severek yediği mini pizzalar hazırlıyoruz. Yumuşacık hamurun üzerine dilediğiniz malzemeleri yerleştirerek kahvaltı ve çay saatlerinizin keyfini katlayabilirsiniz. Dilerseniz 30 mini pizza elde edeceğimiz tarifimize geçelim. Pizzanın hamuru için yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı şeker ve 1 paket instant mayayı alalım. Bir kaşıkla güzelce karıştıralım. Daha sonra 4 su bardağı unun bir kısmını ve 1 silme tatlı kaşığı tuzu da ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Unun geri kalanını hamuru yoğurdukça kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyelim. Elimize yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Güzelce mayalanması için streç film ile üzerini kapatıp bir örtü örterek 30 dakika mayalanmaya bırakalım. Hamur mayalanırken biz de üzerinde kullanacağımız malzemeleri hazırlayalım. 1 adet sosisi dilimleyelim. Sucuktan 5-6 dilim keselim ve kestiğimiz dilimleri de küçük küçük parçalara bölelim. 2 adet biberimizi yine küçük küçük doğrayalım. Kullanacağımız malzemeleri hazırladıktan sonra pizzaları şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Öncesinde fırın tepsimize pişirme kağıdını yerleştirelim. Pişirme kağıdı sayesinde pizzalarımız tepsiye yapışmadan tabanları eşit bir şekilde pişecektir. Mayalanan hamurun üzerine açalım. Hamuru tezgaha alarak elimizle yoğurarak yine fazla havasını çıkartalım. Hamuru bir merdane yardımıyla açmaya başlayalım. Hamurun çok kalın olmamasında fayda var çünkü şekillendirip fırına verinceye kadar da hamur mayalanmaya ve kabarmaya devam edecektir. Açtığımız hamuru su bardağı yardımıyla daireler şeklinde keselim. Kalan hamuru toparlayıp bir kenara alalım. Hamurlarımızı pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye dizelim. Kalan hamuru tekrar açalım ve yine bardaklarla daireler şeklinde keselim. Fikir vermesi açısından ben bu ölçülerle 2 tepsi minik pizzalar elde etmiş oluyorum. Tepsiye dizdiğimiz hamurların üzeri için daha önceden hazırlayıp kavanozda sakladığım kışlık domates sosuma kekik ekleyerek sos hazırlıyorum. Tüm hamurların üzerine bu sostan sürüyorum. Dilerseniz 2 yemek kaşığı kadar salçayı çok az suyla çözdürdükten sonra kekik ekleyerek de sos hazırlayabilirsiniz. Daha sonra üzerlerine rendelenmiş mozzarella peyniri veya kaşar peynirlerini yerleştirelim. Doğradığımız sosis, sucuk, biber ve zeytini de üzerlerine yerleştirelim. İlk tepsimizi 180 derece önceden ısıttığımız fırında yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakalım. İkinci mini pizzalarımızı da yine aynı şekilde hazırlayarak fırına verelim. Ben pişen ilk tepsi pizzalarımın üzerine rendelenmiş mozzarella peynirinden yerleştirerek tekrar fırına verdim. Bol peynirli pizzalar isterseniz bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. İkinci tepsime daha bol malzeme yerleştirerek kaşar peynirini daha az kullandım. Her iki şekilde de çok lezzetli olacağından emin olun. Kolayca hazırladığımız mini pizzalarımız hazır. Özellikle çocuklar bu pizzalara bayılacaklar. Bizimkiler aynı gün içerisinde hepsini tüketti. Yumuşacık lezzetli bir hamur var. Aynı hamurla dilediğiniz boyutta pizzalar hazırlayabilirsiniz. Ben hazırladığım pizzaların bir kısmını çift kilitli poşetlere yerleştirip dondurucuya kaldırıyorum. Servis etmek istediğimde çözülmesini beklemeden fırında 5-6 dakika ısıtmak yeterli oluyor. Bu arada çok beğenilen dondurucuda klasik pizza tarifini de videonun sonuna bırakıyorum. Dondurucu için hazırlık yapıyorsanız mutlaka onu da göz atmanızı öneririm. Tariflerimize Nefis Yemek tariflerindeki defterlerinizi eklemeyi unutmayın.
Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri etiketiyle paylaşabilirsiniz. Ayrıca açıklamalara eklediğim bağlantıya tıklayarak bu tarifin altına da ekleyebilirsiniz. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.